Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere emeklilerimize her bayram öncesi ödenen bayram ikramiyeleri bu yıl içinde bulunduğumuz sıkıntılı dönemden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamayla erkene alındı. Peki SGK emeklileri, Bağkur emeklileri ve emekli sandığından emekli olan vatandaşlarımız ne zaman, hangi tarihte bayram ikramiyelerini alacaklar? Bunun yanı sıra bayram ikramiyelerine zam var mı yok mu? İşte bunların hepsini tek tek bugün ele alacağız. Bunun yanı sıra bu yayınımızda sizlere çok önemli bir haberi de vereceğim. Bildiğiniz üzere Emekli TV uzun bir zamandır emeklilerimize 10 maaş avans verilmesi yönünde, evet 10 maaş faizsiz avans verilmesi yönünde çok sayıda yorum yaptı, çok sayıda yayın yaptı. Çünkü emeklilerimizin %80'inin bankaya borcu var. Bu borç batağının içerisinden çıkmak için emeklimize 10 maaş avans, 10 maaş faizsiz kredi vermekten başka hiçbir yol kalmadı. Çünkü emekli artık borcu borçla dahi kapatabilecek durumda değil. İçinde bulunduğumuz bu koronavirüs dönemi içerisinde emeklilerimizin geçim sıkıntısı daha da arttı. Biliyorsunuz bazı emekli vatandaşlarımız emekli maaşları yetmediği için halen çalışmak zorunda. Ama bildiğiniz üzere riskli yaş grubunda yer aldığı için emeklilerimiz sokağa çıkamıyorlar, evde kalıyorlar. Peki evde kalıyorlar ama bankalar emeklinin kredi borcunu erteliyor mu? Hayır, faizle erteliyor. Bankalar emekliye ek bir para veriyor mu? Hayır, vermiyor. Peki 1300-1500 lira yeni zamla beraber en düşük emekli maaşı 1500 lira oldu. Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımız ise maalesef çok çok düşük emekli maaşları alıyorlar. 1000 liranın altında şu an ülkemizde yaklaşık 900 bin kişi maaş alıyor. Dul ve yetim maaşı 900 bin kişi. Evet, bu parayla bu sıkıntılı dönemde ay sonunu getirebilmek, evin zorunlu olan ihtiyaçlarını karşılayabilmek tabii ki mümkün değil. İşte tam bu noktada Emekli TV olarak uzun zamandır gündeme getirmiş olduğumuz 10 maaş faizsiz kredi konusunu emeklilerin çok yakından takip ettiği Tüketici Başvuru Merkezi'nin Sayın Başkanı Aydın Ağoğlu yayınımızda müjde olarak verdi. Emeklilere 10 maaş faizsiz kredi ile ilgili çalışmanın başlatıldığını ifade etti. Önce Sayın Ağoğlu'nun bu müjdesini ekranlarınıza getireceğim. Ardından hangi tarihte size bayram ikramiyesi ödenecek? Bunu tek tek SGK emeklileri, Bağkur emeklileri ve emekli sandığından emekli olan vatandaşlarımıza hangi tarihte ikramiyeler verilecek? Ayrıca zamlı mı olacak yoksa zamsız mı olacak bayram ikramiyeleri? Bunu da sizinle paylaşacağım. Evet, söz Sayın Ağoğlu'nda. Evet, Covid-19 denilen bu virüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Tüm insanlık tehdit altında. İnsanlar canlarını kaybedebiliyor. Olağanüstü bulaşıcı ve çok hızlı sirayet eden bir virüs. Hepimiz dikkatli olmalıyız. Özellikle biz emekliler. Biz emekliler diyorum çünkü ben de bir emekliyim. Evlere kapandık. Malum kronik rahatsızlığı olanlar ve 65 yaş üstüne de zaten devlet sokağa çıkma yasağı getirdi. Bu noktada evde kalınca elektrik, su, doğalgaz tüketimlerimiz arttı. Hatta internet tüketimimiz arttı. Bu noktada elbette faturalarda kabarıyor. Ama emeklilerle ilgili dün medyaya yansıyan bir müjde vardı. Emekli başvurusu yapmış, 3 aydır maaşı bağlanmamış olanlara 3 aylık tutarında bir avans verilebilecek. Bunun yanı sıra mevcut emeklilerin de bundan yararlanmasına yönelik bir proje üzerinde çalışılıyor. Şöyle ki 3 aylık avans alabileceği gibi 10 maaş tutarında kredi de alabilecek ve en güzeli bu krediye faiz işlemeyecek.
bunu 24 ay vadeyle geri ödeme imkanı sağlanacak. Bu büyük bir avantaj. Bunun yanı sıra yine bir müjdeli haber, bayramda verilmesi gereken ikramiyenin öne alınması, 1000 liralık verilecek ikramiyelerin emeklilere daha erken ödenmesiyle biraz bütçelerine rahatlama getirilmesi düşünülüyor. Ayrıca asgari emekli maaşının da 1500 lira sınırına çekilmesi düşünülüyor ve planlanıyor. Ne var ki evde uzun süre geçiren emekliler su, elektrik, telefon, doğalgaz gibi faturalarının daha da yükselmesinden ötürü elbette biraz bütçelerinde sıkıntı yaşayacaklardır. Ne var ki petrol 70 dolarlardan günümüzde 25 dolarları düştüğü için elektrik ücretlerinde, elektrik kilovat saat ücretlerinde, doğalgazda hatta haberleşme giderlerinde ciddi bir indirim beklentisi olduğunu da belirtmemiz lazım. Emekliler malum sabit bir gelirle o aylık bütçelerini denkleştirmeye çalışıyorlar. Bu dönemde evde daha uzun süre kalmaları demek, evdeki tüketimlerin de artması demek. Elektrik, su, doğal, hele su. Suyu tasarruflu kullanın diyorlar ama bir taraftan da hijyen açısından mecburen, zorunlu olarak suyu daha fazla tüketmek zorundayız. Ben inanın belki günde 20 defa el yıkama durumunda kaldım. Hem de eskisi gibi böyle yalap şap yıkama değil. Yani şöyle en az 20-25 saniye ovalayarak sabunlamak suretiyle yıkıyoruz ki bu da gerekli olduğu uzmanlar tarafından bizlere ifade edildiğinden yapılması bence gerekli ve zorunlu Fatih Bey. Sayın Başkan, konuşmanızın başında emeklileri çok sevindirecek olan bir müjdeyi verdiniz. 10 maaş ikramiye, daha doğrusu 10 maaş avans diyorum ben buna. Bunu biraz detaylandırabilir miyiz? Çünkü emeklilerimizin %80'inin maalesef bankaya borcu var. Neredeyse sokaktaki her 10 emekliden 8'i bankaya yakasını maalesef kaptırmış halde. Ne yapsın, bütçeyi denkleştiremeyen emekli doğal olarak geleceğe yönelik borçlanma yapıyor. Aslında yasada hüküm var. Emekli maaşı haddedilemez şeklinde. Emekli maaşı sadece SGK alacakları, bir de nafaka alacaklarıyla ilgili haddedilebilir. O oranda 1/4'ü geçemez. Ne var ki emekliler içine düştükleri zor durumdan kurtulmak için her türlü önüne konan evrakı imzalayıp kredi çekiyor. Ve inanın her gün bu konuda yakınma geliyor. Maaşının tamamına el koyuyor banka. 1/4'üne falan değil, çünkü kendisine imzalatılan evraklarda tamamına el konulmasına muvaffakat etmiş oluyor. Bu noktada yasal olarak izin verilse dahi bankaların insaflı davranması lazım. Bakın şimdi bu söylenenler gerçek olursa, biz sahada göreceğiz inşallah bunu, emekli gidip 10 maaş tutarında faizsiz kredi çekebilecek. Bunu vadeli ödeyecek. Vadeli ödediği zaman 36 aya kadar geri ödeme imkanı olacak. Böylelikle maaşının 3 katı kadar avans almanın yanı sıra 10 katı kadar da kredi çekecek. Avans farklı. Avans aldığında o avansı maaşlarından hemen kesilir. Ama kredi aldığında çok daha iyi olacak. 36 aylık kredi, 36 ay vadeli kredi faizli olacağı için bu krediyi bankalar kullandırırsa daha önce çekmiş olduğu faizli krediyi kapatabilecek. İşte bu imkanı sağlarsa bankalar yeni yapılacak düzenleme yararlı olacak. Ama sahada izleyip görmeliyiz. Çoğu zaman bankalar bu sokağa çıkması yasak denilen kronik rahatsızlığı olan 65 yaş üstü emekliye bile şubeye gelmen lazım başvurman için diyor. İşte yazılı başvuru gerekti. O noktada kolaylık sağlanmalı. Nedir? Telefonla başvuru alınmalı. İnternet üzerinden alınmalı. Çoğu emekli de internet kullanmayı bilmiyor olabilir. Ama bir gençten yardım alır aile bireylerinden, başvurusunu yapabilir. Şubeye çağırmak çok doğru değil. Hele ki bu salgın koronavirüs COVID-19 virüsünden ötürü devletin, uzmanların evde kal dediği dönemde kalk şubeye gel demesi bankanın pek şık değil ve oldukça yakışıksız. 10 maaş tutarında ikramiye inşallah hayata geçer. Pek çok zor durumdaki emekliyi de
bu faizsiz kredi imkanıyla içine düştüğü durumdan kurtarmak mümkün. Ama şundan endişe ederim ve bunun takipçisi olacağım. Senin bize daha önceden kredi borcun var, aksattın, ödeyemedin, biz sana yeni bir kredi açmayız denilirse işte o noktada sıkıntı. Onu asla kabul etmeyiz. Biz para istemiyoruz. Emekli olarak 10 maaş tutarına kadar sen o krediyi ver, eski borcunu kapat. Yani sen sağ cebinden sol cebine koy, bana verme parayı. Beni faizden kurtar. Beni bu kıskaçtan kurtar. Maaş geçmiyor eline. Emeklinin 1700 lira maaşı var, tamamına el koyuyor. Veya 2000 lira maaşı var, tamamına el koyuyor. Nedir? Borcu bunun 15 bin liraymış. Şimdi 10 katına kadar kredi imkanı var ya, diyelim 1800 lira maaşı var, 18 bin lira krediyi tanırsın, 15'ini oraya koyar, 3'ünü verirsin emekliye. Ondan sonra maaşından 36 ay faizsiz olarak taksitlerini kesersen o emekliye can suyu olur. O emekli hayata döner ve yaşama başlar tekrar. Şu virüs salgınının yarattığı, oluşturduğu küresel tehdit ortamında bundan da kaçınırlarsa, burada da bencillik yaparsa bankalar, iki elim değil, 10 parmağımın yakalarına yapışırım. Evet, Ağoğlu'nu dinledik. Tüm emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah çok kısa bir süre sonra bu çalışma biter ve emeklilerimizin beklediği bu müjde artık gerçekleşir. Zaten artık emeklinin bekleyecek gücü kalmadı, emeklinin dayanacak gücü kalmadı, emekli için bıçak kemiğe dayandı, kemik de kırıldı. Geçim sıkıntısı içerisinde emekli, her ay bankaya ödemiş olduğu kredi taksitlerini artık ödeyemeyecek halde. Onun için bu az önce Sayın Ağoğlu'nun yapmış olduğu açıklamayı önemsiyoruz. Sayın Ağoğlu ilk kez Emekli TV'yi açıkladı. Kendisine de Emekli TV'ye sunmuş olduğu bu katkı nedeniyle çok ama çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere bayram ikramiyelerine artık çok az bir zaman kaldı. Peki Nisan ayının başında denmişti. Hangi emekli ne zaman bu ikramiyesini alacak, cebine koyacak? Şimdi efendim, bayram ikramiyelerinin tamamı 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek. Ancak tahsis numaranıza göre, yani emeklilik numaranızın son iki rakamına göre bayram ikramiyeleri o tarihlerde hesaplarınıza yatacak. Hemen açıklıyorum, bakın. SGK'dan emekli olan, eski adıyla SSK'dan emekli olanlar 7 ve 10 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyelerini alacaklar. Bağkurlular ve emekli sandığından emekli olan değerli emeklilerimiz ise 11 Nisan'da alacak. Peki SGK emeklileri hangileri 7, 8, 9, 10 dedik ya Nisan, hangileri hangi tarihte alacak? Tahsis numaranıza göre sonu 17, 18, 19 olanlar, yani o sizin emeklilik numaranızın son iki rakamı, tekrar ediyorum, 17, 18 ve 19 olan emeklilerimiz 7 Nisan'da bayram ikramiyelerini alacaklar. Tahsis numaralarının sonu 20, 21 ve 22 olan vatandaşlarımız 8 Nisan'da bayram ikramiyelerini hesaplarında görecekler. 23, 24, sonu 23 ve 24 olan emeklilerimiz, tahsis numaralarının sonu 23 ve 24 olacak. 9 Nisan'da hesaplarına bayram ikramiyesi yatacak. Tahsis numarasının sonu 25 ve 26 olan vatandaşlarımızın hesabına bayram ikramiyesi ise 10 Nisan'da yatacak. Tekrar ediyorum, tahsis numarası 25 ve 26 olanlara 10 Nisan'da. Bağkur'dan ve emekli sandığından emekli olan saygıdeğer büyüklerimize ise 11 Nisan'da bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.
hayırlı uğurlu olsun. Saygıdeğer izleyicilerimiz, tekrar ediyorum. Tahsis numarası 17, 18, 19 olan vatandaşlarımız 7 Nisan'da bayram ikramiyelerini alacaklar. Tahsis numaralarının sonu 20, 21 ve 22 olanlar 8 Nisan'da bu paralarını alacaklar. Tahsis numaralarının sonu 23, 24 olanlar 9 Nisan'da bu paralarını alacaklar. Tahsis numaralarının sonu 25, 26 olanlar 10 Nisan'da bu paralarını alacaklar. Bağkur'dan ve emekli sandığından emekli olan değerli büyüklerimiz ise 11 Nisan'da bayram ikramiyelerini alacaklar. Hayırlı uğurlu olsun, güle güle harcayın. Peki zam var mı? Kaç para alacağız? Değerli izleyicilerimiz, biz Emekli TV ailesi olarak bunu sürekli gündeme getiriyoruz ve gündeme getirmeye devam edeceğiz. Sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Türkiye'deki ve yurt dışında yaşayan tüm emeklilerimizin, tüm vatandaşlarımızın sesi olan Emekli TV bayram ikramiyelerinin mutlak surette arttırılması, zamlanması gerektiğini defalarca söyledi, söylemeye de devam edecek. Maalesef bu bayram vatandaşımız bayram ikramiyesini zamlı alamayacak. Maalesef. Enflasyona bayram ikramiyeleri ezildi. Enflasyon bayram ikramiyelerini eritti, yok etti. Maalesef, kusura bakmayın. Bunu söylemek zorundayım. Her ne kadar sayın devlet büyüklerimiz biz emeklimizi enflasyona ezdirmiyoruz deseler de bayram ikramiyelerini enflasyona ezdirdiler. Maalesef. Bu ülkemizde yaşayan 13 milyon emeklimizi derinden etkiliyor. Bazı emeklilerimiz 1000 lira bayram ikramiyesi almıyor. Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımıza 750 lira paylaştırılıyor hak sahiplerine. Özel bankalardan emekli olan, özel sandıklardan emekli olan vatandaşlarımıza ise hiçbir bayram ikramiyesi maalesef ödenmiyor. Bu tüm emeklilerimiz için gerçekten kötü bir haber diyebilirim. Özel sandıklardan emekli olan vatandaşlarımızın diğer emeklilerimizden ne farkı var? Onlar da sigorta primi ödediler. Onlar da bu ülkeye hizmet ettiler ama onlara bayram ikramiyesi vermiyoruz. Yazık, günah. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Lütfen Emekli TV'yi takip etmeye devam edin. Gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, emeklilerle ilgili son dakika gelişmelerini herkesten önce öğrenmek istiyorsanız mutlaka Emekli TV'ye abone olun. Abone ol. Yani videonun altında bulunan abone'ye basıyorsunuz. Bu kadar, bedava. Herhangi bir ücret falan yok. Abone ol tuşunun yanında bir zil var. Ona da basarsanız anında önünüze, cep telefonunuza mesajlar gelecek.